Merhabalar, bugün de sizlerle tavuklu sosyete mantısı yapalım. Bunun için ben bir bütün tavuk aldım. Baget olur, göğüs eti olur, ne tercih ederseniz öyle. Ben bütün tavuğu haşlayacağım, bir kase etini kullanacağım. Haşlarken de içine lezzet versin diye şöyle iki tane sivri biber, biraz buzluktan çıkardığım kereviz yaprakları var. Bunlar da çok lezzet veriyor. Sarımsak koyacağım, tane karabiber koyacağım. İçerisine haşlarken biraz da tuz atacağım. Ondan sonra yufkamız var. Burada 3 tane gül böreği şeklinde yapacağız. Bir kase sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız. Sarımsağımız burada. Tabii biraz tuz atacağız ona da. Üzeri içinde 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı da sıvı yağım var. Tavuk haşlandıktan sonra bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da nane var burada. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz biber. Bu toz biber üzeri için. Şunlar da içine lezzet katsın diye ete karıştıracağımız malzemeler. Şimdi tavuğu haşlamaya koyalım buradaki malzemelerle. Sonra da yoğurdumuzu yapalım. Şimdi tenceremize suyumuzu koyduk. Şöyle sarımsakları doğruyorum içerisine. Tane karabiberlerimizi atıyoruz. Kereviz yapraklarımızı atıyoruz. Biberlerimizi de doğruyoruz. Aslında havuç da doğrayabilirsiniz. Kuru soğan da doğrayabilirsiniz. Ne isterseniz, ben bugün böyle lezzetlendirmek istedim. Tavuk suyunu. Çünkü bu suyu sonra çorbalarda falan kullanacağım ben. Süzerek alacağım. Tavuğumuzu da koyuyoruz. Üzerine de bol tuzumuzu atıyoruz. Evet, şimdi ağzını kapatıyoruz, haşlanmaya bırakıyoruz. Şimdi tavuklarımızı haşladık, böyle küçük küçük elimizle didikledik. Küçük parçalar yaptık. Üzerine tuzla haşladık ama şöyle azıcık daha tuz atabiliriz. Sonra kekik ve nanemizi katalım. Karabiberimizi atıyoruz. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Aslında biraz renk vermek için biz de ekleyelim, birazcık da pul biber ekleyelim. Evet, biraz da pul biberimi kattım. Bunu güzelce karıştıralım. Çok güzel bir tavuk iç malzemesi elde edeceksiniz bununla. Baharatlandırmayı herkes kendi damak zevkine göre azaltıp çoğaltabilir veya farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. Mutfakta şef sizsiniz. Şimdi bu tamam. Yufkalarımı keseyim, gül böreği şeklinde saralım. Önce ikiye bölelim. Sonra ikiye daha bölelim. Dörde bölüp gül böreği şeklinde saracağız. İçerisine hiçbir şey sürmeye gerek yok. Çünkü zaten piştikten sonra üzerine o yağlı tavuk suyumuzdan koyacağız. Pişerken gül böreklerinin üzerine de birazcık sıvı yağdan süreceğiz. Yumurta falan sürmeyeceğiz. O yüzden içine bir şey sürmeye gerek yok.
yağlanmış tepsimize dizeceğiz hepsini. Böyle. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Bir de direkt yağ yapıp dökeceğiz. Servis tabaklarının üzerine toz biberli yağımız olacak. Onu koyacağız. Evet, ben hepsini böyle tepsiye dizeyim. Sonra üzerini yağlayalım, birlikte fırınlayalım. Evet, üzerlerine sadece sıvı yağ sürdüm. 180 derecede alt üst programında ısıttığım fırına koydum. Üzerleri biraz kızarsın, pişmiş olacak. Evet, fırından çıkardık. Yumurta sürülmediği için böyle güzel kızarmış oldu biraz. Bunların üzerine biraz tavuk suyumuzdan haşladığımız tavuk suyumuzdan gezdiriyoruz. Şöyle. Sonra ağzını diğer tepsiyle kapatacağım. Bir 5-10 dakika suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da servisini yapacağız. Çok güzel oldular. Evet. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Beklesin. Mantılarımız suyunu çekerken biz de yağını hazırlayalım bu arada. Sadece erisin, yansın yağımız. Sonra biberini ekleyelim. Yağımız olmak üzere. Ocağı kapatıyorum. Biberimi atıyorum. Evet. Tamam, şimdi bunu dökelim. Yoğurdunu da dökelim. Sosyete mantılarımızın üzerine. Evet, şimdi yağımızı koyacağız. Tamam. Tamamdır. Şimdi yemeğe hazır. Afiyet olsun. Kolay gelsin.